Şimdi 18. katta operatörden bağlanıyorum. Yerel olmayınca operatör böyle oluyor. Evet, bizden kaynaklıymış. Özür diliyoruz Elif Hanım'dan. Elif Hanım, kaydedemedik. Çok üzgünüm, baştan alıyorum. Elif Hanım için söylüyorum. Eşinizin ayağını kırdığı anda hem işe gidememe ile ilgili hem çektiği acıyla ilgili çatışmayı çocuğa anlatın bir. İkincisi, hamilelik sırasında hareketsiz kalmak zorunda kaldınız mı? Karnınızı tutarak çocuğun hareketini beklediğiniz bir an oldu mu? Lütfen orayı kontrol edin. İki. Üçüncüsü, sizin de çok büyük hayal kırıklıklarınız, çok büyük travmalarınız varsa hamilelik öncesi bir yıl, hamilelikteki 9 ay, doğumdan sonraki bir yıl gitmek isteyip de gidemediğiniz yerler varsa, çok büyük şaşkınlık yaşadığınız yerler varsa gece uykuda çocuğa anlatın, omurga boşaltımı yapın. Önceki videolarımdan göreceksiniz. Burayı kaydetmeye çalışacağım. Maalesef şeyi kaydedemedim. Bir yayın gitti. Saçma sapan bir şey oldu. Yayın bir gitti. Çünkü yerel bağlantıdan değil, operatörden bağlandığım için üzgünüm. Aksaklık için üzgünüm arkadaşlar. Ama altyapılar böyle. Şu an 18. kattayım. Yerel bir bağlantı deneyemedim burada. Bulamadım. Peki. Şimdi başarısız olmak için önce denemeniz lazım. Şimdi bakın, proje amaç dönemini bilmeniz lazım. Oralarda nerelere çalışacağınızı bilmeniz lazım. Şimdi kalp kapağı kaçağı. Bakın orada anne oğul çatışmaları, eril dişil çatışmaları çok çok önemlidir kalp kapağında. Evet, yayın gitti geldi, farkındayım. Benden de kaynaklı olmuş galiba. Biraz düşük tonalitede bir bağlantı alabiliyorum. Operatör bu kadar izin veriyor. Evet. Tekrar anlatıyorum efendim. Evet, başı kaçırdık. Sağlık olsun. Eşinize dinletmenize gerek yok. Siz anlatın eşinize. Ankara imza günümüz pazar günü saat 3'te. Pazar günü saat 3'te sizi bekliyorum efendim. Cumartesi gitmeyin, pazar gidin. Saat 3'te. Evet, çalışma yapan başarı hikayesi dinlemek istiyorum efendim. Bana DM'den yazan sevgili katılımcılar. Şengül Hanım, büyük başarınızı bizimle paylaşır mısınız? Lütfen büyük başarınızı bizimle paylaşın, olur mu? Gerçekten merak ettim. Şengül Kaya. Sizi davet ettim. Umarım umarım sekteye uğramaz. Günaydın Şengül Hanım. Günaydın. İnanamıyorum bağlandığıma. Bağlantınız Ben iyi uzun olaydı. zamandır uğraşıyorum ki size bağlanmak Hoş için. geldiniz. Hoş Ne güzel. bulduk. Nasılsınız Bugünmüş. hocam? İyiyim efendim. Gülen anneleri görünce daha mutlu oluyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz de sizi ekranda gördüğümüz için çok mutluyuz. Gerçekten neşe kaynağımız oldunuz. Neşelendirebiliyorsam sizi, ne mutlu bana. Evet. Evet. Nereden katılıyorsunuz Şengül Hanım? Ankara'dan. Bekliyorum pazar günü. Evet, buyurun. İnşallah hocam ama kendim kemoterapi alıyorum. Biraz sıkıntılı durum var. Çok geçmiş Ama olsun. kendim için değil, çocuklarım için ben bir gelişme yaşadım. Onu anlatmak istiyorum size. Daha sonra sizle konuşalım. Evet. Siz bilirsiniz hocam. Hani siz hep çocuklar üzerinden gittiğiniz için sizi Yok rahatsız yani, etmemek için estağfurullah. söylüyorum ben. Estağfurullah. Ah, bu naif insanlar hep hasta oluyorlar böyle. Fazla naiflik hasta eder. Yapmayın. Evet, Aynen sizin hocam, aynen. hikayenizi dinleyelim, sonra sizinle ilgili de konuşalım. Buyurun. Tamam hocam. 22 yaşında bir kızım var. Çatışma oluyordu sürekli hocam. Ve ben bunu çok uzun zaman önce yaz tatilinde Samsun okuyor kendisi, üniversiteyi okuyor. Odada uyurken ben de başka bir odada hem resmini aldım hem de onun uyuduğu için de daha etkili olur diye o şekilde bir çalışma yaptım. Çatışma çalışması. Ve hayatımda onunla ilgili yaptığım çatışmaların onunla alakası olmadığını, sadece benimle alakası olduğunu ve bu yüzden de böyle omurgasından boşalma işlemi yaptım, boşaltma işlemi yaptım. Ve ikisi birlikte olunca ben inanamadım hocam. Aynı gün içerisinde mi olur? Olmaz, inanmıyorum. Yani gerçekten inanamıyorum hala. Gerçekten oldu. Ve kızım yani öyle bir yumuşak, öyle bir farklı uyandı ki.
Ve ben bu çalışmayı devam ettirdim. Bunu kullanmak için. İnanın şu anda çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ve buna ben kendim inanamıyorum hala. Önceden öfke sorunu mu yaşıyordunuz kızınızla? Yani şöyle evet sürekli sizin yani benimle çatışması var. Benim dediklerim doğru değil gibi. Ya da herhangi bir şey olduğu zaman bir kızgınlık, bir öfke vardı. Bu öfke gitti hocam. 22 yaşında ve kızım. Hani niye 22 yaşında diye söylüyorum ben size. Hani siz diyorsunuz hep küçük yaşta daha etkili diye. Ben kendim inanamadım buna. Fotoğraf çalışmasını açıkçası ben de hala çok şaşırıyorum Şengül Hanım. Yani annelerin bu gücünü hep biliyordum. Anneler çocukların enerji alanına girebiliyorlar ama fotoğrafa çalışarak 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda sonuç alan anneleri duyunca ben de şaşırıyorum. Fakat biz şaşırsak da evren bildiğini yapıyor. Yani evren bizim anlamamızı beklemez. Evrenin çalışma prensiplerinin içinde anne, çocuk ve üst soy beraber aynı enerji alanını kullanıyorlar ve siz aslında kendi annenize de bir iyilik yaptınız bunu yaparken. Yani ilginç bir şekilde aslında kendi anneniz de hayattaysa veya değilse de Evet. o enerji alanına da girdiniz. Sizin annenizle bu ara bir sohbetiniz olursa bir sorun bakalım bu aralar kendini nasıl hissediyor diye. Çünkü bir taşı yerinden oynatınca o da oynuyor. Şöyle o zamanlar annem bir rahatsızlık yaşadı ve bağırsakları falan bozulmuştu falan. Dedim ki acaba benim yaptığım etkilerden dolayı herhangi bir şey olmuş olabilir mi diye düşüncesine kapıldım. Ama tabii ki anneme ben bunu açıklama yapamadım. Şimdi tabii Sağlık nedeniyle. yayına yeni katılanlar eminim bu bir şarlatanlık diye düşünebilirler. Bakın bu fizik kanunudur. Fizik kanunu kuantum alanından bahsediyoruz. Fizik kanunlarıyla bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Sizin bir et ve kemikten oluştuğunuz yalanını artık bir tarafa bırakın. Biz enerji bedenleriz. Deepak Chopra'nın çok güzel lafı. Ruh beden içinde değildir, beden ruhun içindedir. Atomlar enerjiyle oluşur ve maddeye dönüşür ve dokuya, hücreye dokuya dönüşür. Biz aslında bir enerjiyiz. Görünen tarafımız enerji bedenimizin yansıyan kısmı. Biz bir madde değiliz. Burayı anlarsak ve burayı fiziki olarak kullanmayı öğrenirsek enerji bedenimize, evet hayatımızda en başta kendi kuantum alanımızın dahil olduğu kişilerle, sevdiğimiz kişilerle ve yeryüzünün neresinde olursa olsun, başka bir kıtada bile olsa sevdiğiniz kişiyle sürekli bağlantı halindesiniz. Fotoğraf çalışmasıyla nasıl mucizeler gerçekleştiğini denemeden göremezsiniz. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Şengül Hanım mesela şu anki şaşkınlığınızı ben anlıyorum. Ben 1000. kez duyuyorum ama yine de şaşırıyorum. Niye şaşırıyorum? O kadar çabuk değişimler oluyor ki. O kadar çabuk değişimler oluyor ki. Sevgi bağı duyduğunuz herkesin fotoğrafıyla, enerji bedeniyle iletişim kurabilirsiniz. Ama kötülük yapamazsınız. Güzellik yapabilirsiniz. Çünkü evrenin dili budur. Yani birinin fotoğrafına konuşup onun kötülüğünü isteyerek bumerang gibi kendinize çarpacak bir negatif enerji alırsınız. Ama sevgi dilini kullanırsanız sevgi, şefkat, anlayış, zerafet alanı kuantum alanının kapısıdır zaten. Ho'oponopono tekniği de böyle başlar. Özür dileyerek, teşekkür ederek, sevgi ifadesiyle başlar. Zaten yüzünüzden okunan çok güzel bir sevgi enerjisi var. Yani belli ki onu yansıtmışsınız çocuğunuza. Tebrik ediyorum ve paylaşmaya değer bir konu olduğu için izninizi de istiyorum. Bu konu annelere ve ebeveynlere, babalara çok ilham verici bir konu ve defalarca deneyimlememize rağmen yine de anlatmak lazım. Tabii ki hocam hiçbir sıkıntı yok. İkinci iyileşmem var. Anlatabilir Buyurun. miyim? Tabii lütfen buyurun. Onunla da küçük kızım 14 yaşında. Bir okulda isteksizlik oldu ama sıkıntılar yaşadık ama ben bir senedir kemoterapi alıyorum işte bayağı bir yoğun bak. Yine donduk. İnşallah düşmeyiz. Evet, biraz donduk. İnşallah düşmeyiz arkadaşlar. Bugünün çok kötü bir bağlantısı olduğunu farkındayım. Şengül Hanım'ı da hakikaten az onun hastalığıyla da ilgili konuşmak istiyorum. Umarım açılır. Maalesef kaybettik bağlantıyı. Bir kez daha deneyin Şengül Hanım. Bir kez daha deneyin. Evet, ben yayında kalsam da
katılımcılar. Şengül Hanım bir kez daha deneyin. Çünkü sizin hastalığınızla ilgili de konuşmak istiyorum. Evet, bağlantıları iyi değil. Operatör bağlantıları yüzünden oluyor. Yerel bir bağlantıdan bağlanmıyorum. Antalya'dayım. Şengül Hanım, bana bir davet gönderin. Gerçekten yarım bırakmak istemiyorum. Sizin hastalığınızla ilgili de konuşmak istiyorum. Gönül Hanım, günaydın. Bugün bağlantımız kötü Gönül Hanım. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bugünü böyle idare edeceğiz artık. Kulaklık tişörte çarpıyor, fermuara çarpıyor. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. Evet. Şengül Hanım'ı bir daha almak istiyorum. Bir davet gönderirseniz Şengül Hanım veya yazarsanız almaya çalışacağım. Sizin hastalığınızla da ilgili konuşmak istediğim için. Ve özür diliyorum bugünkü bağlantıdan. Yarın kendime bir yerel bağlantı bulacağım. Yerel bağlantı bulacağım ama Şengül Hanım'ı bir tekrar almayı çok isterim. Sayın Nur Hanım, bu arada katılabilirsiniz. Eğer bağlanabilirseniz bir el işareti yapın Şengül Hanım ya da bir davet gönderin. Ya da benim asistanıma yazın. Ya da asistanıma yazın. Hocam merhabalar. Merhabalar, Nur Merhaba. İlahi 9 isimli katılımcımız. Nasılsınız hocam? Valla Bir bağlantılar iyi saniye olsa daha iyi kapıyı çevirmem olacak. gerekiyor. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Evet, Nereden merhaba, hoş katılıyorsunuz? geldiniz. Hoş Nereden buldum. katılıyorsunuz? Kendi Kars sesimi Merkez iki kere hocam. duyuyorum. Kendi sesimi iki kere duyuyorum. Bir saniye şöyle yapacağım. Çift cihaz mı açılır Kars acaba? Merkez. Ha, tamam. Çok güzel. Hoş geldiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Bağlantı kopmadan dinlemek istiyorum, o yüzden. Hocam, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam anneciğim. Bir gece ben uyandım hocam. Sol dişlerimde çok heyecanlıyım. Çok özür dilerim. Anlatamıyorum bile. Derin nefes Sol alın. Derin implant... nefes alın. Yani inanın 15-20 gündür ben çok uğraşıyorum. Sonunda ulaşabildim. Tamam, buyurun. Ama kopmazsanız iyi. İmplantımda atı Vallahi kop. oluşmuştu hocam. Yok yok kopmaz rahat olun. Sol implantımda apse oluşmuştu. Ben de Sol öncesinde çenede. sizin Sol evet çenede. sol çenede, alt çenede sizin Hı. programınızı dinledim. Hani biraz şey oldu ama dişi mi erkek mi onu bilemeyeceğim. Hani siz orada yazıyorsunuz, kitabınızda yazmıştınız ata kaybından oluyor. Hani sonlandırılamamış bir yas diye. Hı. Ondan sonra bilgilere tam olarak hakim değilim. Yine diyorum herhalde sol taraf dişi, sağ taraf erkek diye ben şey yaptım. Direkt o şekilde yargıladım hani. Sonra dedim ki acaba dedim baba tarafından kadın olarak kaybedip de bana dokunan hani unutamadığım bir ölüm yoktu. Sonra dedim ki acaba ben kimin yasını sonlandıramadım dedim. Anneannemin yasını sonlandıramamışım hocam. Hı. Düşündüm hani kendimce sizin açık söyleyeyim yöntemlerinizi tam olarak uygulayamadım. Yas sonlandırma gibi yaptığım zaman oradaki apse yok oldu hocam. Diş doktoruna Diş doktoruna göründüm zaten. Herhangi bir göründünüz mü? problem yoktu ama elimi böyle çenemin altına koyduğum Hı. zaman misket Apse şeklinde oluyordu. şeyler geliyordu. Sonra dediğim Evet. gibi o yas sonlandırmayı yaptığım zaman orası boşaldı. Hı. İkinci bir iyileşme de hocam benim oğlumda şey vardı. Bademcikleri bomboştu. Ben oğluma hamileyken kızımı bademcik ameliyatı ettirdim. Hı. Hani böyle bir ihtimalin olabilmesini düşünemedim ilk önce. Acaba dedim neden? Hani boğazına baktığım zaman çok özür dilerim hocam. Kızımın boğazıyla aynıydı. Bademcik ameliyatı olduğu zaman kızım boğazı hani bademcik kısımları yakılmıştı, yara şeklindeydi. Oğluma da baktığımda aynı şekildeydi. Dedim ki acaba neden böyle olabilir? Hani bu çocuk bademcik ameliyatı da olmadı ama bademcikleri yoktu yerinde. Sonra dedim ki aa dedim hani farkındalık bile iyileşmeye sebep oldu. Hı. Ben dedim Arife hamileyken Ceylan'a ameliyat ettirmiştim dedim bademciklerinden ötürü. Bir hafta içerisinde çocuğun bademcikleri doldu hocam. Şöyle, hayal gücü bilgiden daha önemli, onu söyleyeyim bir kere. Nur Hanım değil mi isminiz? Nur isminiz değil mi? Evet hocam. Evet Hayal hocam. gücü bilgiden daha kıymetli. Doğru bir yere bakmışsınız. Tebrik ediyorum o anlamda. Tabii dişle ilgili kısmında meslektaşlarımın beni aforoz edeceği bir konu söylüyorsunuz ama
Daha önce reddettiğim, artık kabul ettiğim bir gerçek var ki, evet, dişleri çok ilgilendiriyor travmalar. Zaten mesleği bıraktığım için rahat rahat konuşabilirim artık. Ağız içi çatışmalar, diş çatışmalarının da travmaları var. Sevgili meslektaşlarım, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne beni şikayet etmeye kalkmayın. Önce bir dinleyin. Sonuçların raporları var bende çünkü. Tabii ki inanmak istemeyenler için hiçbir zaman hiçbir rapor inandırıcı olmayacak ama deneyin, bir şey kaybetmeyeceksiniz kısmındayım orada. Dişle ilgili kısmı hala bana ilginç geliyor Nur Hanım. Gerçekten hala ben de inanmakta zorlanıyorum. Geçen bir ortodontik iyileşme, yani çapraşıklığın geçtiği bir vaka da paylaştım. Hala orada, belki de benim aldığım eğitim buna izin vermiyor. Yani ben bir diş hekimi eğitimi aldığım için oradaki maddesel bakış açısını aşamıyor olabilirim. Bu benim sorunum olabilir ama gerçekten bir sürü iyileşmeye şahidim. Bu anlamda tebrik ediyorum. Çocukla ilgili de doğru bir bakış açısı. Annelerin zaten bunu kitabı okuyarak yapmışsınız bir de anladığım kadarıyla. Yani siz bir Dişi kitabı eğitime falan da okuyarak yaptım katılmadınız. ama bademciği hayır. Evet, orayı da artık Bademciği sistemi biraz anladınız. farkındalık oldu. Açık Anladım. söyleyeyim, bademciği ben ilk hamilelik döneminde kayınvalidem Guatır'dan ameliyat oldu. Dün, daha doğrusu kızımın ameliyat olduğunu dün fark ettim. Hani Arife hamilelik döneminde ameliyat olduğunu dün fark ettim. Ben hep kayınvalidem Guatır'dan ameliyat oldu, çocuğun bademcikleri gitti dedim. Hani o bilinçle şey yapıyordu. Anladım. Sonra Anladım. dün Yok, dedi ki, yanlış değil. ben Yanlış değil. Arif'in hamileyken Ceylan'ın bademcikleri gitmişti aslında dedi. Sonra baktım hocam, gerçekten çocuğun bademcikleri doldu. Vallahi yanlış değil. Bunu bir ara paylaşmak isterim profilimde. Çünkü güzel, değişik bir örnek. Özellikle şaşırtıcı örnekleri paylaşmaya çalışıyorum. İzniniz Ben olursa. bunlara inanıyorum hocam. Fazlasıyla hani şey takip ediyorum, hem sizi hem diğer arkadaşları, diğer yöntemleri. İnandığım için zaten olayın en kuralı şeydir. İnanmak gerekiyor hocam. Tabii İnandığın zaman vizyonunuzu her şeyin almak. olacağına da inanıyorum. Kesinlikle. Gerçekten. Ama Teşekkür bir ederim. de ben bir şey sormak istiyorum hocam. Buyurun, buyurun. Çok Evet, buyurun. özürleyerek söylüyorum hocam. 2 senedir bende bitmek bilmeyen kanamalar var ama bir onun travmasını bulamadım. Türlü türlü ilaçlar da kullandım hocam, Şöyle, geçmedi. doktor teşhisiniz var mı? Bir rahim kanaması mıdır bu? Başka bir kanama mıdır? Nedir? Yani bir doktora gittiğinizde ne diyor Vajinal size kanama doktor? hocam. Yani doktor size bir Hiçbir şey yok. teşhis baktı mı, Hayır. doktor test etti mi? Herhangi bir hastalık olduğunu söylemiyor hocam. Peki, burada dişiliği reddettiğiniz bir yere geçmiş olabilirsiniz. Yaşınız kaç? Yaşım 32. Yakın zamanda eril bir kayıp, yakınlarınızdan bir erkeğin kaybı oldu mu? Oldu hocam da benimki 2 yıldır süren bir kanama. Tamam. Ne zaman yakınınızı kaybettiniz? 7 ay. Hani bana çok zor veren oydu. Daha öncesi. Var, fazlasıyla var hocam. Bakın, kanamadan önceki kaybınız, yasınız kimde? Genellikle eril bir kayıpta olur bu. Şimdi hocam benim karakterimde insanlara hani çok fazla kendime yakın tuttuğum için ablamın kayınbabasının ölümü bana zor verebilir mi diye düşünüyorum. Valla benim olsa umurumda olur muydu? Olurdu, üzülürdüm. Gider bir bas sağladılar. İşte Hayatınız mı ben öyle değişti yani? değilim hocam. Her insanın Öyle, karakteri peki, gibi değil. tamam. İçselleştirmiş olabilirsiniz tabii ki. Şöyle diyelim peki. Bu arada ablanızın Bir diğer türlü yakın kayınbabası, bir akraba yok. tamam. Olabilir. Fakat ben şunu da söyleyeyim. Eşle ilgili bir çatışma oldu mu? Başlıkları söyleyeyim size. Zaten Fazlasıyla. kitabın içinde döngüleri nasıl hesaplayacağınız var. Acaba eşinizle ilgili bir çatışma oldu mu? Eşle ilgili bir ayrılık aşamasına geldiniz mi? Eşle ilgili öfke, aldatılma şüphesi. Bunlar da dişiliğin reddidir. Kanama, rahim kanaması, yani yumurtalık ve rahim kanamaları dişiliğin reddedildiği yerdir. Anneliğin değil, dişiliğin. Rahim daha çok dişilikle ilgilidir çünkü, cinsellikle ilgili. Cinselliğin reddi, dişiliğin reddi. Buralara bir bakabilirsiniz. Döngülerde de karşılığını bulacaksınız. Erkeklere duyulan kin veya menopoz gibi, tıpkı bir eril kayıp, bir erkek kaybı olabilir. Oralardan bakabilirsiniz Nur Hanım. Anladım. Döngü Hocam karşılığına küçük da bir bakın. soru daha sorabilir miyim?
Evet, bağlantı biraz zayıf olduğu için hızlı konuşuyorum. Buyurun. Skolyoz. Evet. Kimde var? Benim sol göğüs kemiklerimde, evet, kaburgalarımda deforme olmuş hocam. Bunu Sizde mi var yaklaşık skolyoz? birkaç ay önce, bende de var, çocuklarımda da başlangıcı var. Anne ile baba arasında seçim yapmak zorunda kalan çocuğun çatışması. Anne baba çatışmalarını anlatabilirsiniz. Skolyozda düzelen vakalarımız var. Derece olarak düzelenler de var. Anne ile baba arasında kalmış çocuğun çatışması diyebiliriz. Anne baba arasında kalan çocuğun çatışması. Anladım hocam. Oradan yola Çok çıkacaksınız. teşekkür ederim hocam. Ben Emeğinize teşekkür sağlık. ediyorum. Allah Sağ razı olun. olsun. Daha güzel iyileşmelerle inşallah karşılaşırız bir daha. Kusura İnşallah hocam. bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bağlantımız kötü. Bağlantımız kötü diye hızlı gidiyorum. Çünkü ha düştü düşecek şeklinde bir bağlantıya düştük. Bugün nedense böyle bir operatörlerden azizliğe uğradık. Daha güzel Ben de haberlerle heyecanımdan inşallah ötürü özür karşılaşırız. diliyorum hocam. İlk kez böyle bir Estağfurullah. Ne yayına güzel. katıldığım Ne için. güzel bir heyecan. Estağfurullah. Bu bize mutluluk veriyor bu Teşekkür ediyorum heyecanınız. hocam. Allah'a Kars'a emanet olun. sevgiler. Başarılarınızın Sa devamını sizde. diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili katılımcılar, itiraf edeyim keyfim kaçtı, şeyden kaçtı. Şimdi otelin bağlantısını beğenmedim, gittim operatörle bağlandım. 18. kattayım. Operatörün bağlantısı sanki yerin dibinde gibi. Şu anda itiraf edeyim çok keyifli yapmıyorum şu an yayını. Çünkü teknik sorun başladı mı benim canım sıkılıyor. Şu an en düşük seviyede de bağlantı devam ediyor. Kalp attığınızda biraz daha zorlaşıyor işler. Orayı da rica edeceğim. Şengül Hanım'la son bir görüşme yapmak istedim. Ha, göndermiş. Bir Şengül Hanım'la son konuşalım. Ah, geri çevirdiniz Şengül Hanım. Buradan bir el işareti yapsanız. Sizin de bağlantı kötü maalesef. Gerçekten sinir oluyorum böyle bir teknik sorun olduğu zaman. Çünkü bütün önlemleri alıyorsunuz, alıyorsunuz, alıyorsunuz. Hop bir bakıyorsunuz sürpriz. Şengül Hanım, ben size davetinizi kabul ediyorum. Kabul etmeye çalışın. Sizinle çünkü yok görüntüyü biliyorum ama benim önümdeki ekranı görsünüz. Ha Şengül Hanım merhabalar. Çok hızlı giriyorum konuya. Çok hızlı giriyorum konuya. Çünkü düştük. Ben sizin hastanızı sorabilir miyim? Hocam, ilk önce akciğerde sertleşme oldu. Bir anda hiç yokken bir anda akciğerde sertleşme oldu. Nefes alamadığımı fark ettim. Nefes alamıyordum. Doktora gittiğimizde akciğerde sıkıntılı olduğunu söylediler. Sonra da sertleşme olduğu ortaya çıktı. Onunla birlikte de meme kanseri. İki Bir şeyi şey de yaşadım. söyleyeceğim. Sağ meme mi, sol meme mi? Sağ hocam. Sağ meme. Sağ elinizi mi kullanıyorsunuz daha çok? Evet. Peki. Eşinizle ilişkiniz nasıl? Ayrılıp Evet. barıştınız mı? Ayrılıp barıştınız Öyle bir mı? şey olmadı hocam. Eşinizle ilgili bir kaygı yaşayıp kaygıdan çıktınız mı? Eşinizin başına bir şey geldi mi? İş sorunu olabilir, başka bir sorun olabilir. Eşiniz bir dramatik bir şey yaşayıp da orayı aştığı bir döneme girdi mi? Yani evet. Söylemek zorunda değilseniz de bakın konuşu meme kanserinin çatışması tamir fazında çıkar ve meme kanseriyle gelen bir danışana biz tebrikler yuvanızda neyi çözdünüz diye sorarız. Tebrikler eşiniz neyi çözdü veya tebrikler eşle ilgili kaygınız nerede bitti deriz. Akciğerdeki odak tek odak mıydı, çoklu odak mıydı? Yani odak derken Yani bilemiyorum bir ama kitle tamamen var mıydı? neredeyse yok kitle falan yoktu hocam. Peki. Tamamen neredeyse kapanmıştı ama sonradan nasıl olduysa geriye çevirmeyi başardım şu anda hocam. Evet, ölüm korkusunu aşmışsınız. Şimdi meme için tekrar dönüyorum efendim. Sağ memesi ilk defa teşhis konulduğu yaş kaçtı? Bir sene önce hocam. Yani ben Bir şimdi sene önce. 43 yaşındayım. Eşiniz ne yaşadı ve atlattı? Maddi sorun mu yaşayıp atlattı? Biriyle çatışma mı yaşayıp atlattı? Eşinizle ilgili ya da annelik yapmadığınız kişilerle ilgili diyeyim. Hangi sorun çözüldü? Yuvayı ilgilendiren hangi sorun çözüldü? Yani işiyle alakalı bir sıkıntı vardı ama Ha. onları hallettik, çözdük. Ailesiyle ilgili bir çatışmamız var uzun zamandır. Onu hallettik. İnanın, inanın Şengül Hanım, inanın. Çözüme kavuştuğunda tamir fazında çıkıyor meme kanseri. Ha tamir etmeseydik ne olacaktı? Başka bir şey olacaktı. Başka bir hastalık olacaktı.
Bazı hastalıklar tamir fazında çıkar. Meme bunun gibidir. Kalp hastalığı böyledir. İşte ne bileyim, kas ve kemik hastalıkları böyledir. Sizin eşinizin çatışmasına üzüldünüz, sonra çatışması bitti, sorunu çözdü. O rahatlıkla kitle oluştu. Bu bir tamir. Bu farkındalık çok önemlidir. Ve o çatışmanın sizdeki karşılığına çalışmanız lazım. Kitabımda çok ayrıntılı yazdığım bir konudur. Kamp ateşiyle. Evet. Orada bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Orada bulabilirsiniz. Kamp ateşiyle ve döngülerle mutlaka çalışın. Tıbbi prosedür zaten devam ediyordur ama tekrar oluşmaması veya odağı yok etmek istiyorsanız inanın ki çok fazla dönüş olan bir durumdur. 17 tane metastaz yapmış meme kanseri bile kamp ateşiyle tamamen sıfırlanabildiği için söylüyorum. Lütfen oradaki eşinizle ilgili çatışmanızı nasıl çalışacağınızı ayrıntılı bakın. Önemsiyorum. Çünkü bayağı sonuç aldığımız bir durum olduğu için önemsiyorum. Sonuç alamadıklarımızı söylüyorum. Buradan kimseye boşuna umut vermek istemem ama meme kanserinde sonuçlar hiç fena değil. %50-60'ın üstünde. Bence çalışmaya değer. Tıbbi prosedüre devam edin. Buradan da bir bakın derim, olur mu? Ben ısrarla, inatla tekrar bağlanma sebebim size 2-3 şey anlatabilmekti. Çünkü o kadar naifsiniz ki kendi meme kanserinizi bir tarafa bırakıp ben kimsenin vaktini almayayım, çocuğumu anlatayım dediğiniz anda canım yanıyor. Yapmayın kendinizi. Lütfen, lütfen biraz daha ortaya koyun, olur mu? Yok saymayın kendinizi. Feda olmayın. Çocuğunuz için Evet, de, eş yani için de, hayatta hiçbir şey için feda olmayın. Çünkü bu nefes size verildi ve bu nefese ihanet etmemek lazım, biliyor musunuz? Yani kıymet vermek lazım bu nefese. çok doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Her seferinde de sizin bu konudaki söylediğinizi ilgiyle dinliyorum, merakla dinliyorum. İnşallah Uygulayın. Hayatınıza başaracağım katın. diye düşünüyorum. Sadece hocam bir şey soracağım. Bu korku Buyurun. bana nasıl gelmiş olabilir? Akciğer korkusu. Yani doktorlar bile inanamadı açıkçası. Hani hep kötüye gittiydi. Bir anda düzelme oldu falan. Ben bunu nasıl yaşamış olabilirim? Yani bir Akciğerin konusu ölüm korkusudur. Akciğerle ilgili her şey ölüm korkusuyla ilgilidir. Benim hem Instagram sayfamda hem YouTube sayfamda öfke, korku, gerginlik boşaltma yöntemleri var. Beşer dakika. Bunlar çok iyi gelir ama kamp ateşiyle korktuğunuz ölüm korkusu, ölüme çok yaklaştığınız bir anı da çalışın. Yani biz eğitimlerde çok anlatıyoruz. Ölümle yüzleşme çalışması gibi bir şey oluyor bu. hocam ben kreşte çalışıyordum da bir öğrencimiz yani hızlı bir hareketle odadan çıktığı için bir anda göremediğim konu çok panik olmuştum, çok korkmuştum. Böyle bir şeyle alakası olabilir mi? Yoksa bir yakınımı Tabii. kaybettim, onunla alakası olabilir mi? Onunla da olur. Yaz sonlandırma yapın. Çocukla ilgili çatışma da olabilir. Mutlaka ölümü çağrıştıran her şeye çalışın. Ama öncelikle sayfamdaki o çalışmalara da bakın. Günlük yaparsanız zaten dışarıdan müdahale ediyorum ben bunlara. Dışarıdan boşaltın. Bir de içeriden boşaltın. Kamp ateşiyle olay çalışıyoruz. Dışarıdan vitamin desteği gibi düşünün. Öfke boşaltma, korkuyu boşaltma, gerginliği boşaltma çalışmaları 5'er dakika çok işe yarıyor. Yani korkuyla vedalaşabileceğiniz yöntemleri söylüyorum size. Ama onlara da kamp ateşi yapın mutlaka, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok Ben faydalı. teşekkür ediyorum. Güzel haberler bekliyorum sizden inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, sağ olun. Sevgiler, sağ olun hocam. Evet, yayının başını kaybettik. Katılamayanlar için, çünkü sonradan kayıttan dinleyenler var. Şunu söylüyorum. Öncelikle tabii ki Yüce Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünde onu saygı ve minnetle anıyoruz. Bence dünyanın en büyük lideri. Bugün onun için özel bir gün tabii ki. Fakat bu konu açılmışken de konudan konuya geçtik. Değersizlik çatışmasını konuştuk. Değersizlik normalleştirilmemeli dedik. Ve sistem, toplum bizim değersizliğimizi normalleştiriyor. Bir salona gittiğinizde işte bir protokol masası, bir protokol sırası hazırlanıyor. Makamlara saygı duyulması önemli dedik ama en önemli makam insanlık makamıdır. Size yığınla arkaya atıp ön tarafa özel bir protokol yapılan hiçbir konsere, hiçbir toplantıya, hiçbir sinemaya, neyse artık o toplantıda bence gitmeyin. Gittiğinizde de tepkinizi koyun. Bu tepki koymak elinize taş, kazma kürek alıp saldırmak değil. En azından
Yetkililere deyin ki insana saygı duymayı öğrendiğin zaman bu konsere geleceğim. Hatta dedim ki bir hastaneye gittiğinizde kan vermeye veya işte bir test yaptırmaya gittiğinizde oradaki personelin aç kolunu, uzat elini, senle benle konuşmasını da ona öğretin. Bakın diyeyim, ben sizinle siz diye hitap ediyorsam lütfen siz de öyle hitap edin. Saygı, sevgi, kıymet, değer dengesini kurun. Kuramıyorsanız bence yanlış yapıyorsunuz çünkü karşınızda bir insanoğlu var. Bununla ilgili tepkinizi koyun. Sizinle size değersiz hissettiren kişi eşinizse onun da o izni siz veriyorsanız o sınırları koyun dedim. Değersizliği eğer çözmezseniz hastalıklarla sık sık haşır neşir olursunuz. Önce kendi değerinize izin verin, kendi ışığınızı yakın. Hiç kimsenin, çocuğunuzun, annenizin, eşinizin, babanızın, hiç kimsenin siz değersiz hissettireceği bir ana bile izin vermeyin. Yoksa normalleşir burası ve siz de kabul edersiniz. Ondan sonra bana mesaj yazıp hocam benim karaciğerimde büyüme var, ne yapabilirim dersiniz. Ben de diyorum ki koruyucu tedbir alın. Öncelikle enerji bedeninize kıymet verin. Enerji bedeninizdeki hücrelere kıymet verin. Işığınıza kıymet verin. Bunu anlattım. Ve burayla ilgili kısmımız tabii ki maalesef yayın yüzünden gitti. Elvan Hanım'la bitireceğim efendim. Bir iyileşme daha duyalım, bitirin. İyileşmelerin nasıl olduğunu öğreniyoruz bu arada. Tabii ki. Yayın yarın daha iyi bir bağlantı sağlayacağım inşallah kendime. Oradan birebir seans yapacağım daha çok annelere. Yarın sözüm olsun. Elvan Hanım, günaydın. Merhabalar, günaydın. Büyük şey ters değil kamera düz ama arkanızdan gelen Nasıl? ışık belki bizi birazcık görmez. Yani Bir önemli değil, yerde görüyorum. değiştirmek istemiyorum ama. Diyor değiştirmeyin. Aman gidiyor, yayın Yani gidiyor. işte kapattım. Nereden katılıyorsunuz? Hızlıca sorayım. Yayın gitti gidiyor çünkü. Evet. İstanbul, Bahçeşehir. İstanbul'a sevgiler buradan Elvan Hanım. Teşekkürler. Sizi Sizden de dinliyoruz. sevgiler. Sizi dinliyoruz. Benim Buyurun. oğlum 23 yaşında panik atak hastası oldu hocam. Hı. 2020 yılının başında pandemide ilk Evet. atağını o zaman geçirdi. İkinci atağını 2021'de dedesini kaybetti. Cenazede geçirdi. Hı. Daha sonra bir yurt dışı şeyi oldu. İlk zaten orada gördüm. Dedesinin cenazesinde gördüm geçirdiğini. İlk geçirdiğini görmemiştim. Doktora gönderdik. İşte bir ilaç verdi. Bir hafta kullan geçer dedi. Hani bir şey yok. Yurt dışına gittiğinde sık sık geçirdi. Yani bir ay içinde 4-5 defa geçirdi. Ben de sizi takip ediyordum. Yani yaklaşık 2-3 aydır sizi takip ediyorum. Evet. Hani ölüm korkusu, boğulma korkusu falan okudum kitapta. Hı. Ben oğlumun hamileliğinde işte depremi yaşamıştım, ölüm korkusu. Evet. Doğumda da şu an bile söylerken hala sesim titriyor. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Doğumda da doktor bana hani normal doğum olmayacak, sezaryen olacak demişti. Ben normal istemiştim. Son anda işte boğuluyor denildi. Hemen acil sezaryen alındım. Ben bunları çalıştım. Doğumdan sonra hastane olayımız oldu. Hastanede yattı bir 15 gün. Evet. Akciğer rahatsızlığı geçirdi. Yeni doğan pnömonisi. Ha ben bunları şimdi anlıyorum. Ölüm korkusunu depremde ben yaşamıştım. Çocuğa Hı kodladım. hı. İşte ondan sonraki aşamalarda işte sürekli bir zatürremiz oldu. En sonunda 2019 26 Eylül'de bir deprem oldu. O depremden çok etkilendi. Hı. Ataklarımız ondan sonra işte 2019'da başladı. Ben bunları çalıştım işte hamilelikte yaşadıklarımı. İşte bir hamileliğimde doktor bana kafası büyük hidrosefali olabilir demişti 6. ayında, 7. ayında hatta. Evet. Onlar o zaman çok korktum, çok ağladım, çok üzüldüm. Ama hiçbir şey yapamadım ama doğuma tabii çok endişeli girmiştim. Doğduğu zaman acaba hani sağlıklı mı, sağlıksız mı, nasıl olacak? Hep Evet. bunları düşünerekken çok endişeli bir şekilde girdim. Bunları ne şekilde çalıştınız? Bunları ilk hamileliğimi anlattım. Hani Yani hamilelikte gece mi anlattınız, gösterdiklerimde fotoğrafa mı çalıştınız? O anlamda soruyorum. fotoğrafa çalıştım. Oğlum yanımda değildi. Yurt Evet. dışında. Bunlar Bir diyor ki fotoğraf hani oğlum da mucizesi bana işte daha. Sevgili evet anneler anne dedi babalar, ben bir işte fotoğraf panik atak mucizesi için daha. benden sakladı. Söylemedi. Daha sonra anlattı. Anne dedi ben panik atak üst üste geçiriyorum. Üzülüyorum. Çok şey oluyorum. Etkileniyorum. Çalışamıyorum. İşe gidemiyorum.
Hani onları şey yapınca kendisi zaten Türkiye'den bir psikolog bulmuş. İnternet üzerinden psikologla da görüşüyordu. Tabii ben bu çalışmaları oğluma yapacağımı söyledim. Oğlum ben yapacağım dedim bu çalışmaları. Hani sizin işte bir hafta arasında işte bir atak yaşayabilir daha. Evet evet. Bazılara gelince daha kötü olabilirsin dedim. Bak bunlardan haberin olsun ben sana böyle bir çalışma yapacağım. Tabii oğlum ilk inanmıyordu ama oğluma dedim bak ben yapacağım ama inan. İnanmamazlık yapma. Sonuç? Tamam dedi anne ya. Yaptığım sonuç yani o çalışmayı ilk yaptığımda dediğiniz gibi birkaç defa yine atak geçirdi. Ama şimdi çok şükür 2 aydır hiçbir şey yok. Yani maşallah. Hiçbir atak falan geçirmedi. Gayet mutlu. Gayet iyi. Hani konuşmayı kaç gün yaptınız? Görüşüyor. Kendince psikoloğa da bağlıyor ama ben bunu mucize diyorum. Resiting mucizesi diyorum. Konuşmayı kaç gün yaptınız? Konuşmayı 15-16 gün yaptım. Belki daha da fazla yapmış yani, olabilir. İlk zamanda tarihe en az bakmadım. En az 3 haftaya tamamlayın. Yine konuşun. Şöyle ki bu yaşlarda 3 haftayı öneriyoruz. Kıymetli bir dönemdir o. Tabii ki psikoloğa gitsin. Panik atak hastaları için işi gücü bırakın fotoğraf anlatın demiyorum. Ama anneler olarak sizin nezdinizde bütün anneler söyleyeyim. Anneler olarak bakın panik atak için beni takip edenler bilir. Haddimiz olmayan yerlere çok girmemeye çalışıyoruz. Ama yine de şu bilgiyi vermeden geçemeyeceğim. Panik atak için fotoğraf çalışmasından sonuç alanlar çok fazla. Panik atakta evet şu an konuştuğumuz konu yani Elvan Hanım'ın anlattığı konular. Boğulma anısı, ölüme yaklaşma deneyimi, bütün cinsellikle ilgili çatışmaları da ilgilendirir. Bütün bunlar varsa fotoğrafa anlatın. Belki 5 yıl, 4 yıl, 5 yıl psikoloğa giderek çözemeyeceği şeyleri 3 haftada çözebilir. Buralar bilimsel değil sanmayın. Tam bilimsel bir şeyden bahsediyorum. Fizik kanunlarından bahsediyorum. Enerji bedenden bahsediyorum. Yani burayı böyle çok uçuk, spiritüel bir konu olarak algılamayın. Burası tamamen bilimsel bir yer. Elvan Hanım çok güzel bir deneyim. Fotoğrafla olması artık evet, beni hocam. Daha çok mutlu ediyor. Çünkü 22 yaşında ve uzaktaki bir çocuğa nasıl çalışabiliriz başka? Elimizde hocam, muhteşem bir araç var. Hocam 90 depreminde yani 90-17 Ağustos depreminde hamileydim ve o dönem doğan çocukların hepsi diyorlardı hani panik atak rahatsızlığı var. İşte nefes alamama sorunları var. Ondan depremde dışarıda uyuruk ona bağlıyorduk ama meğerse ölüm korkusuymuş. Ben evet evet. Kesinlikle akciğer. Akciğerin konusu zaten ölüm konusu. Ölüm korkusu yaşadığınız anda akciğer etkilenir. İşte aileyle ilgili çatışma yaşadığınız anda kan etkilenir. Bir yanlış anlaşılma, yeri gelmişken ben böyle arada bilgi veriyorum. Yanlış anlaşılma yüzünden yaşadığınız bir çatışmada mide etkilenir. Sindirilemeyen pislik bir olay oldu mu bağırsak etkilenir. Kendinizi savunamadığınız bir yer olur, kaslar etkilenir. Her organın bir dili var. Akciğerin dili ölüm korkusudur efendim. Ve o depremden sonra bir sürü insanda panik atak devam ediyor. Bu anlamda annelerin bu gücünü fotoğraflarda da kullanmasını istiyorum. Hatta ben fotoğraflara yıllarca hak ettiği kıymetin verilmediğini düşünüyorum. Fotoğraf ve Ho'oponopono çalışması çok çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Elvan Hanım muhteşem bir bildirim. Hocam ben kendim için de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Mümkün mü acaba? Tabii ki mümkün. Benim buyurun. Dizlerimde problem var. 3 defadır yani iğne yaptırıyorum. Hatta en son gittiğimde PRP yapıldı. İşte kemiklerde yamulma. Ne zaman başladı? Bir kitap yazarsan dizimde başladı. Bir kitap daha yazarsam işte, adını ne zaman başladı koyacağım. Niye biliyor musunuz? Ne yaşandığından daha kıymetli ne zaman yaşadık? Kaç yaşınızda başladı? Kaç yaşında başladı? 2020'de kaç yaşında? Ben şu an 48 yaşına girdim. 46 yaşında başladı. Pandeminin başında sol dizimde başladı. İşte bir dakika. Bir senedir sol dizimde. Hemen soruyorum. Soru cevapla bulunuyor her şey. Evet. 2018, 19, 20 yıllarında kaybettiğiniz bir yakınınız var mı? Soru cevap yapacağız. 2019'da kaybettim. Yok 2021'de yok. Yani varsa da evet. Şu an hatırlayamıyorum hocam. Tamam. Oraya soru işareti bıraktım. İki ayrıldığınız kimse var mı? İlla yaz ölüm değil yani. Yani. Anne, baba, kardeş, çatışma, eş. Ayrılık annemle yaşadınız. Bir çatışmam oldu. Lütfen onu çok önemseyin. Diz anneyi çok bağlar. Hangi otoriteye diz çökmek istemediniz? Hangi otoritenin gücü karşısında kendinizi
ifade edemediniz, diz çökmek istemediniz, mecburen diz çökmek zorunda kaldınız. Konuları bunlar. Anneniz olabilir. Bir anneyle yüzleşmeyle diz sorunlarının tamamen çözüldüğüne defalarca şahit olduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Şu an kızım var 16 yaşında, ona da fotoğraf çalışması yapıyorum. Sizinle imza gününüzde konuşmuştum. Onda da kaygı bozukluğu var. Okula giderken sınavlarda çok etkileniyor, korkuyor. Doğuma nasıl girdiniz diye sormuştunuz. Şu an onu da yani yaklaşık 10 gündür çalışıyorum. İnşallah ondan da güzel sonuç alacak. Yok, bir kere başardıysanız defalarca başaracaksınız eminim. Çok teşekkür ediyorum hocam, bu paylaşım için. Hocam bir şey için... daha ya hocam. Bir şey evet. Daha. Ben yanağımda kılcal damar çatlaması var. Ondan çok rahatsız oluyorum. Nerede? Yanağımda, şurada. Şiddet anısı var mı hiç hayatınızda? Şiddet derken... Aile için. Fiziki şiddet yok ama sosyal... Küçükken. Küçükken. Şey olarak var yani. Hiç nasıl babanızdan, diyeyim? Annenizden tokat yemediniz mi? Ben çok yedim valla. Çocukluğumda yemişimdir ama öyle tamamen hatırladığım bir şey. Hatırlayamadığınız o şiddet anılarına bir bakın. Bir ikincisi, aile içinde hakarete uğradığınız yerlere bakın. Aileyi ilgilendirir kılcal damar. Hakarete uğradığınız yer yüzünüzdür zaten. Yüzünüze karşı hakarete uğradığınız... Hakarete uğradım hocam, evet. Hakaret. Orada var. Bir kamp ateşi yüzleşme öneririm efendim. Oradan teşekkür sonuç efendim. Alırsınız. Ben teşekkür ederim. İzniniz olursa bu iyileşmeyi de bir ara paylaşmak isterim. Fotoğraf çalışması. Tabii ki hocam, paylaşabilirsiniz. Çok kıymetli. Annelere şey yok. Çok sağ olun. Çünkü panik atak için özellikle diyorlar tedavi edilmiyor falan. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler de daha güzel haberlerle tekrar görüşmek üzere. İnşallah hocam. İnşallah. Sağ olun. Evet sevgili katılımcılar. Saçma sapan bir bağlantımız olsa da şimdi düzeldi. Yayının sonunda düzeldi bağlantı. İşte öyle oluyor. Pazar günü Ankara'daki herkesi bekliyorum. Eğitim tadında bir söyleşi ve imza günü yapmayı planlıyorum efendim. Gelebilenler orada bir sohbet programı ve birebir belki sohbet etme şansımız olacak. Tanışmış olacağız. Mutlu olurum gelirseniz, beni yalnız bırakmazsanız. İkincisi, eğitimlerimiz son hız devam ediyor. Biraz üst üste fazla eğitim yaptık ama haftaya tekrar eğitimler devam ediyor. Bilgi için aşağıdaki numaralardan bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerime katılmak şansı olmayanlar, kitabımdan bütün bilgileri alabilirsiniz. Sadece kitabı okuyarak binlerce kişi iyileşme anlatıyor, gönderiyor bana. Pazar günü Tunalı DNR'da, DNR Tunalı şubesinde, Tev Tunalı diye geçiyor efendim, saat 3'te. Bu kitabı zaten kişinin kendini iyileştirmesi için yazdım ve bu konuda geri dönüşler beni mutlu ediyor. Bu kitabı okuyarak iyileşebilirsiniz efendim. Daha derinleşmek isteyenleri eğitime davet ediyorum. Hiçbirine katılmıyorsanız lütfen bu canlı yayınlara katılın. Etrafınızdakilere haber verin. Buralarda iyileşmeler var. Buralar iyileşmelerin olduğu konular. Başarısızlığı da başarıyla konuşuyoruz ama mucizevi fotoğraf konuşması, mucizevi kamp ateşi sonuçlarını, gece konuşmalarının sonuçlarını hep buradan aldık. Ve fotoğraflarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yarın daha çok seans yapmaya niyet ediyorum. Bursa Kitap Fuarı'na geleceğim efendim. Bursa Kitap Fuarı'na geleceğim. İstanbul'dan yeni geldik ama İstanbul Anadolu yakası için bir organizasyon daha yapacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yarın daha iyi bir bağlantıyla inşallah canlı yayında olacağız. Pazar günü Tunalı'da bekliyorum sizleri. Hoşçakalın.